Merhaba sevgili dostlarım, Zeyşi Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün çok pratik, çok lezzetli bir tarif yapacağız. Malzeme listemi hazırladım. Öncelikle genişçe bir tavama yarım çay bardağı sıvı yağ ekledim. Üzerine bir adet tavuk göğsünü, minik minik doğranmış tavuk göğsünü öncelikle ekliyorum. Kavurmaya başlayacağız. Rengi dönünce diğer malzemelerini sırasıyla ekleyeceğiz. Tavuklarımızın rengi döndü. Suyun biraz saldı. Şimdi bir tatlı kaşığı domates, biber, karışık salça ekliyorum. Ve bir diş sarımsak ekliyorum. Baharatlarını ekliyorum. Tuz, karabiber, toz biber, kekik ve köri, birer çay kaşığı. Bu şekilde kavuracağız. Tavuklarımız pişene kadar. Tavuklarımız 10-15 dakika kadar kavruldu. Piştiğinden emin olduktan sonra bir adet jülyen doğradığım kapya biberlerimi ekliyorum. Birkaç dakika kavurup kapatacağım. Tavuklarımız hazır olacak. Tavuklu iç harcımızı hazırladık. Bir kenara alıyoruz. Şimdi diğer aşamamıza geçiyoruz. Hazır satılan lavaşlardan ekmeğinin iç kısmını tavuğumuzun yağlı soslu kısmına buluyoruz arkadaşlar. Ekmeğimizi yumuşatmış oluyoruz. Bu şekilde alıyorum ekmeğimi. Yanıma bir miktar 200 gram kadar kaşar peyniri rendesi aldım. Önce alt kısmına bir miktar koyacağım. Bir adet jülyen doğranmış kuru soğanım var ve bir miktar maydanozum var. Şimdi tavuk dürümümüzü yapmaya başlayabiliriz. Bir kaşık dolu dolu tavuklu harcımızdan koyuyoruz. Kaşarlarımızın üstüne tekrar kaşar ekleyeceğim yine. Soğan koyuyorum bir miktar. Damak tadınıza göre bu aşamada dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. İstediğiniz malzemeleri koyabilirsiniz. Ve bir miktar maydanoz ekliyorum. Ve dürümümüzü bu şekilde sarıyoruz. Bu şekilde hazırladığımız dürümlerimizi yanıma bir tava aldım ve 2 kaşık sıvı yağ ekledim. Bu şekilde koyup arkalı önlü kızartacağım. Bütün tavuklarımı şimdi bu şekilde tamamlayacağım. Yeteri kadar lavaş kullanacağız.
tavamızı aldık. Arka dönümü sıvı yağ sürdük. Şimdi ekmeklerini bir miktar kızartacağız. Lavaşlarla pratik bir şekilde yaptığımız tavuk dürümlerimiz sunuma hazır. Gerçekten çok çok güzel oluyor. Hem çok pratik hem de çok lezzetli. Bu tarifi mutlaka uygulamanızı tavsiye ederim. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Kanalıma abone olup yorum ve beğenilerinizle destek olursanız çok sevinirim.